Kime konuşacağım, ona mı? Ona. Kabire bu. Al bunu anlat. Bilmez miyiz? Bak la. Ben. Şefim, en sevdiğiniz TV programı ve karakteri? Güldür Güldür. Çağlar Çorumlu. Bayılıyorum. Eşofmanlı Şevket Hoca favorim. Defaten açıp açıp izliyorum. Allah sizden razı olsun. Günümü gün ediyorsunuz. O kadar gülüyorum. O kadar gülüyorum ki ezberledim. Biz bunları anlattık. En favori repliklerimden birisi öğretmen olduğum için. Biz bunları anlattık çocuğum. Biz bunları güvercinle anlattık şeklinde çok söylüyorum. Keşke Çağlar Bey gelse burada beraber yemek yapsak. Efendime söyleyeyim, Ayten ne yiyecek, ne yemeyecek, onları bize bir anlatsa, ben yapsam, o yese. Yani sen duy bizi Çağlar Çorumlu. Şefim, sizin başka önlüğünüz olmadığını söylüyorlar. Doğru mu? Öyle mi diyorlar? Vallahi yanlış biliyorlar. Önlüğüm çok, elhamdülillah bir sürü önlüğüm var ama ben o deri önlükle çok rahat ediyorum. Bir kere güvenli, hani ısınmıyor, yanmaz falan filan diye. Üstüne bir şey dökülse siliyorsun hemen, yıkaman gerekmiyor. Bir de kırmızı, yani 3 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun diye. Ama başka önlüklerim var, gösterteyim. Verin oradan, ver. Pes. Bir Selman. Hemen giyeyim de. Siz seçin yani hangisini giyeyim istiyorsanız. Bunu daha önce bir kere giymiştim ben. Bir böyle bir şey var. Bu da böyle kalın kalın. Güzel yani, fena değil bu da. Ki bunları biz web sitesinde satıyoruz. Evet. Yani. Almak isterseniz semenoner.com.tr'de bunlardan bulabilirsiniz. Böyle arkası beyaz, yıkanıyor falan. Bu çok güzel. Dur şunu katlayıp koyalım. Gönder. Bu da var. Bunu da giymiştim bir kere. Efendime söyleyeyim. Gerçi hani yıllar içinde birikmiş bir sürü önlük var da. Hani insanın böyle bir rahat ettiği, kendini içinde iyi hissettiği önlükler oluyor. Bu da çok güzel. Bunun da en güzel tarafı burada cebi, kırmızının da öyle. Cep telefonunu bir şey falan koyuyorsun. Efendime söyleyeyim. Dur. Yolla. Bak gördün mü? Mutfaktan böyle şakalar olmaz. Ya ıslandı önlüğüm ya. Bir de böyle lacivert var. Kıymetli arkadaşlarımın bana el emeğiyle yaptığı Sempia bunları bana yapıyor. Onlara sipariş veriyorum gerçeklerden. Acık tuzlu ama güzel yani. Baksana kağıt gibi. Neyse bunu ben sonra temizleyeceğim tabii. Bir de klasik kırmızımız var. Ya, klasik kırmızı. Ha şöyle. Bu da Sempia'nın ürünü. Sevgili arkadaşım da bilir. Benim için özel yaptırdığı. Ve onun ekibinin. Bak mesela burada üstüne bunun kek bir şişi gelmiş. Çıt 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 böyle siliyorsun. Çıkıyor. Güzel güzel temizleniyor. Başka? Yeter bu kadar. Bana hediye gelenler oluyor. Sağ olsunlar. Eş, dost, arkadaş, izleyici, herkes eksik olmasınlar. Ben insan zenginiyim oğlum. Önlük problem değil yani. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şefim, çikolata mı, çikolata mı? Ya çok mu önemli yani? Çikolata. Ben çocukken çikolata deniyordum. İzmirliyim ben biraz yani. İstanbul'da doğdum da İzmir'de de yaşadım. Belki İzmir'de mi öyle diyorlar bilmiyorum. Çikolata işte yani. Bisküvi mi, püsküvi mi? Onun gibi bir şey. Kolonya mı, kolonya mı? Erol mu, erol mü? Çikolata işte. Bir de aslında çikolata tabii de yani. Fincan ve filcan var. Ay rahmetli anneanneciğim benim. Fincan derdi. Ben de o ortamdan, onun eseri olduğum için ben de fincan diyorum. Yazılış filcan tabii doğrusu ama ben aşçıyım, sözlük değilim. Ne yapayım, benim de hatalarım oluyor. Şefim, bir sürü yemek yapıyorsunuz. Evet. Peki en çok hangi yemekleri seviyorsunuz? Yani neyi sevmiyorum dersen, oradan başlasak daha iyi olacak. Sevmediğim çok az şey var hayatta. Yani ben sakatat yiyemiyorum. İçim almıyor gerçekten. Beyin yefyet ediyorum. Beyin hiç sevmiyorum. Ama en çok hangi yemeği seviyorsun dersen, en çok annemin yaptığı biber dolmasını seviyorum hayatta. Bir kere de 8 tanesini yemişliğim var. İnkar etmiyor vücudumda zaten gerçi ama dur diyemiyorum kendime.
biber dolmasını ama annem yaparsa. Ben bile annem kadar iyi yapamıyorum. Bir de demeyeyim yani zaten normal. Anneler daha güzel yemek yapar, ben buna inanıyorum. Sonra gene annemin yaptığı salçalı köfte. Ağzım sulandı resmen. Sonra gene annemin yaptığı zeytinyağlı patlıcanlı pilav. En çok sevdiğim yemekler bunlar. Daha düşünürsem sayarım yani ama hani bir numara etli biber dolması ama anne yapımı olacak. Bütün annelerin de ellerine döperim. Şefim. Buyurun. Ha canım. Semen Öner kimdir? O zor soru. Komplike soru. Kısaca ama kısaca lütfen. Ya ben kısa konuşamam ki. Ben öğretmenim, ben kısa konuşamıyorum. kimdir? İşte insanlara bir şeyler bildiği kadarıyla öğretmeyi seven, onun da temel prensibi gelişme adına, yani bir şey öğretmek adına değil de birinin hayatına olumlu katkıda bulunmayı seven birisi. Arkadaşlarını, ailesini, dostlarını ve hayvanları çok seven birisi. Kimdir başka? Ya onu onlara soracaksınız aslında. Hani izleyen, uzaktan tanıyanlara soracaksınız ama doğru bildiğini yapan birisi. Hafiften inatçı birisi. Biraz temizlik hastalığı da var sanki. Ya var, evet. Ne yapayım, var. Titiz olduğumu söyleyemem. Mutlaka benden çok daha titiz, çok daha hijyene meraklı insanlar vardır hayatta ama benim çocukluğumdan da gelen bir alışkanlık. Anamdan da öyle gördüm. Ortalık her zaman temiz olmak zorunda. Yani ben bir yeri çamaşır suyuyla silmiyor olabilirim ama mutlaka siliyorumdur. Bir de böyle elim falan kirli oldu mu, tezgah kirli oldu mu ben dayanamıyorum. Çok arkadaşlar burada sağ olsunlar eleştiriyorlar beni. Habire kırpmak zorunda kalıyorlar ama evet, temizliğe meraklı birisi. Bir de oluyorsa böyle hani laletlerle silmekle olmuyor, sabunla silinecek falan, öyle eski Türk kadını alışkanlıklarım var. Mutluyum, gururluyum. Almanya'dan ve Azerbaycan'dan bizi takip eden çok kıymetli izleyicilerimiz, sizlere teşekkür ederim. Hem yakın ilginiz için, hem sorduğunuz sorular için, hem talepleriniz için gerçekten sizin ilginiz beni çok çok mutlu ediyor. Ekstradan neden mutlu ediyor diyeceksiniz. Biz Türkiye'deyiz, Türk izleyicilerimiz burada ama oradan siz biraz özlemle belki de bizi takip ediyorsunuz. O yüzden iyi ki varsınız, sağ olun, var olun.